Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de görüntüye geldim. Keyifler nasıl? Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz? Şapkamı da takayım. Yok buradayım, buradayım yani. Ufak bir, ufak bir kaza oldu. O yüzden. Şu an geldim ama. Selamlar. Bayağıdır yapmıyorduk. Haftalık global yapayım dedim bugün. <laughs> Kaldığımız yerden devam etmiyoruz tabi asla. <laughs> ee, ya bir iki hafta öncesinden çıkmış işler var ama derledim yine yani biraz. Kosta selam. Ben de ya yine niye peki ee, bazı şeyler ters gözüküyor? OBS'ten bahsediyorum. Müzeş. Yine bir yayın, yine bir aksilikler. <laughs> ee, Gözde selam. Ee, Emir dördüncü dördüncü ayını kutlamış, Prime'la abone olmuş Emir Kemal 29 Emir'cim teşekkür ederim. <laughs> Yazdığını okuy okuyayım mı peki? Hadi okuyayım. Abi neden sırf imam hatipliyim diye modluktan attın beni yakıştı mı bu sana demişsin. Bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz değil mi? <laughs> Malezya'da darbe oluyor abi şaşırmam. Ee, biz ne zaman yayın yapsak bir, bir sorun çıkıyor çünkü. Vallahi sevindim 99. biraz goy goyumuzu yapalım baş, başları zaman. bir toplanalım çünkü çarşamba günü haftalık globale insanlar hiç hazır değil diye düşünüyorum. Biraz toplanalım. Öyle başlarız. Zeynep selamlar. Mali hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Ünlem nasılsın Mali? <laughs> zor bir ismin yok bence ya niye düzgün okuyamıyorlar? Zane. Tamam Türkiye ve İngilizcesizlik tamam. Tamam Zeyn. Okey. <laughs> Akça hoş geldin. Bugün neler var? Size biraz ondan bahsedeyim. Abi YouTube kanalına albüm review tarzı bir içerik gelmez mi? E, klasik inceleme yapıyoruz aslında. Hani yapıyoruz dediğim tabii ki büyük yalan. En son 3 ay önce falan yaptık galiba. Ama hani partnerliğin kapısındayız. Başvuru yap yapabilecek durumdayız daha doğrusu. Sadece yayın eksiğimiz var ama tabii ki bu kalan yayınlarda e, ortalama izleyiciyi de mahvetmememiz gerekiyor. Partnerlik geldikten sonra daha e, iyi üretim görme ihtimaliniz yüksek abi. Yani klasik incelemede şu ana kadar 3 albüme falan bakabildik galiba. Birini yüklememiş olabilirim henüz. Hmm, klasik inceleme adı altında bunu yapacağız zaten. Ekrandaki adam ''Baykan abi ya ne yaptın?'' <gülüyor> <gülüyor> ee, neler var bugün? Almanya'dan e, çok fazla bir şey almadım. Ya, ortalama Amerika'dan bayağı bir şey var. Fransa ve UK var. Aslında araya Rusya da sıkıştırdım ama yani 4 hmm, parça için Rusya'ya Rusya girmeye gerek yok şimdilik diye düşünüyorum. Chantal Borinoro. Bakacağım mutlaka. <laughs> Baykan abi tehlikedeysen masaya üç kez vurup homofobik çay kaşığı de. <laughs> Gucci yeni iş çıkardı mı Baran? Çıkardıysa onu atlamış olabilirim. E Kaval 100 bit kullandı <laughs> ve özledim vallahi denk gelemiyorum yayınları demiş. Abi hoş geldin teşekkür ederim. <laughs> Biz de denk gelemiyoruz dedi Yasin. Evet benim pek yayın açtığım söylenemez bu ara. <laughs> Cuma'dan Cuma'ya. Hoş geldiniz. Ufak ufak gelelim mi? Ne dersiniz? Yok Deniz. global yerle fark etmiyor. Hani sızdırılmış ya da yanlışlıkla yüklen bir şarkı dinlemiyoruz biliyorsun. <laughs> evet bu hafta arda arda 5 yayın. onu da, onun da bilgisini vereyim. Yarın Hip Hop 101 olur renkle. Cuma haftalık var Mali'yle. E, cumartesi Cenk falan daha önce yaptığımız bir goy goy vardı ya toplu. O tarz bir şey planladık Cenk'le ama şu anlık biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Pazar belki oyun oynarız. Belki başka bir içerik sıkıştırırız. O parçayı radyoda dinlettiler. Millet kaydedip YouTube'a yükledi. Ya okey ama... Hani bir de bu şekilde bir hani DMC'ye yeme riskiyle zaten bu globali yapıyorum ama e, Bir de böyle de hani katmerli olmasın o iş anladın mı? O, o yüzden e. Beat yapma yeni gelecek mi? Arda onu hatta geçen konuştuk e, Emir'le İstiyorum ama şöyle bir sıkıntı var hani e, internet servis sağlayıcısı veya bilgisayarım el verecek mi? tam performans çalışmamıza en ufak bir fikrim yok. Yani şey eee ekrana muhtemelen efeli verdiğime sıkıntı olmayacak ama atıyorum kontaktan dört bankayı birden açtığım zaman CPU'm yanabilir. Hani <laughs> alev alabiliriz yani. Ondan biraz çekiniyorum. Hmm, Almanya ile başlayalım ne dersiniz? Hatta başlayayım ufak ufak dinleyelim bakalım. İlk olarak e, Global Rainman Samra gelecek. <laughs> Gold Yunge Altın Çocuk isimli parçasıyla bizlerle olacak. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Ön yargıyla giriyorum ilk kez elinde dinleyeceğim. O zaman geliyor. Of evet arkadaşlar bir dakika dayanabildik geçtim. Ya Almanya zaten Türkiye'ye çok yakın hep söylüyorum biliyorsunuz hani o burada da çiğ köfteler dürümler havada uçuşuyor müziğin içerisinde ama Bu seferki sorunumuz bundan ziyade yani bir mix sıkıntısı kesinlikle var hem bağıran bir vokal var gerçekten bağıran bir vokal var hem de e, ya kulak tırmalıyor sürekli kulak tırmalıyor vokal Yani <laughs> hızlıca <hay> <laughs> hani geçiyorum üstüne çok da konuşmayacağım yani açıkçası Uf, siz nasıl buldunuz tabi onu da bir sormam gerekiyor. Azer e hoş geldin abi. Bu arada bir mf Doom yayını da yapabiliriz aslında pazar günü. Hani bayağıdır e, e, niyetleniyorduk ona ama belirleyememiştik. <laughs> Azer'i görünce aklıma geldi. Hani <laughs> fik, ben fikri e, ortaya atayım karar sizin. Abi Alman beatmakerları çok iyi buluyorum yanlış yolda mıyım? Yo yani Alman MC'lerinde genellikle bu işte <laughs> Türkiye'deki çok artık bizi bayan ekol Var ama prodüktörleri için aynı şeyi söylemezler -e -e evazı falan beğenirim ben ya İngilizce okuyor muhtemelen de asla öyle okumuyor değil mi ismi Abi enstrümantalleri es geçtim bu yayın şey, haftalık globalde ama yani şey baya bir e, Amerika ben iş, işimiz var bugün bakacağımız UK'den var baya bir şey. İlk Almanya'yı aradan çıkaralım dedim açıkçası. ben hızlıca hızlıca geçiyorum bunu ya. Işte çok konuşacağım bir şey değil. Genel olarak beğenmiyorum. Samra'yı. Ki daha önceki şarkılardan söylemiştim. Hani Alpaga'nın yanında çıkış yaptığı ilk erken dönem işleri için ben fena fena değil diyordum. Hani ışık var diyordum ama yani sürekli aynı şarkıyı veriyor gibi bir his var bu arkadaşın <laughs> genel aurasında da. Öyle bir ışık alıyorum yani. Sırada Fla Zivis V geliyor. <laughs> Cenk şu an dinliyorsa <laughs> telaffuzlarıma mahvoluyor muhtemelen ama olsun. Evet. Fade attım. Klasik e, almak Alman, klip sonrası <laughs> sekanslarından birine girdik. Evet klip keşke olmasaydı ya Azer. Serkan hoş geldin. Ya özellikle gerçekten şu çağda PlayStation 2'den çıkmış gibi Serhat abi selamlar Serhat. <laughs> PlayStation 2'den çıkmış gibi e, klip görmek biraz hani rahatsız ediyor. Keşke işte klip olmasaydı. Siz Eduate'lere bayağı takıldınız. Hani bu ya, alırsınız almazsınız ayrı mevzu ama bu teknik bir hata değil. Biraz tercih meselesi Flair'in son albümünde. Ki e, ya Flair'in son işini e, bir önceki fi tarihindeki haftalık globalde dinlemiştik. Milyon dolar esti. ya yani ona kıyasla çok çok daha iyi iş kesinlikle. Ve e, ya eskiden de agresyon olayına takıldınız özellikle hani çette de özellikle Bushido ile takıldığı dönem e, çok çok ok aynı kafadaydı hani diğerleriyle. Şu an bu, bu o, biraz sıyrılmış olması benim için olumlu bir şey ya. Değil mi Berk? İki ay önce öyle bir şeydi. Ben bunu başarılı buldum ya. Hani fena gitmiyoruz. İyi buldum daha doğrusu. Almanya'da için. Ee, hızlıca ilerliyoruz çünkü bayağı bir parçamız var global'den. O zaman Yung Kafa ve Küçük Efendi featuring Katar Don geliyor sıradaki parçamız. Evet. Chat'ten geç kararlarınızı gördüm ama ben yeterli bulduğum için biraz otoriteyle hani çok da fazla geç gelmemişti. Otoriteyle fade'imizi attım. <laughs> değil mi bir arkadaş bakıp çıkmış gibi olmuş ya ve ya şey ya Katar'a hiçbir zaman alışamadım ben ya geçmiyor bugün bir işi daha var zaten hatta bir sonraki parçamız o parça ya bana hiç geçmiyor çok seveni var Türkiye'de de ama çok dümdüz geliyor bana sürekli yani parçayı da aşağı çekti açıkçası kendisi yani kişisel görüşüm tabii ki hmm, bir tatlı <laughs> nakarat muhtemelen Türkiye'de hani parça bayağı yeni Türkiye'de şu an muhtemelen nakarat çalındı ve Türkçeleştiriliyor şu an bir yerlerde yani çok eminim <laughs> ama yani e, Katar aşağı çakışsa da hani e, Normalde bu ikili bana çok geçmiyordu Bu arada hani bu dinlenebilir geldi Bana ya bilmiyorum Siz ne düşünüyorsunuz ama Sırf emsiliyle değil de Genel olarak kültüre deseyle önemli bir adam gibi Sanki daha çok Katar zaten demiş Azar e, ama Abi doğru hani belgesel işte eee vardı bir tane izlediğim, izlediğim hani illegal e, yolla elde ettiği parayı nasıl işte dağıttığına dair falan rap camiası için ama yani bana sevmediğim bir ekol bu benim ya. Bana sevimsiz geliyor yani. Tamam abi işte Frankfurt'u artık orası, orası diye hatırlıyorum. Hani Frankfurt'u kalkındırdın eyvallah ama yani Ya bir keşke müzik yapmayı biraz background'da kalsan ya. A$AP Yams falan gibi. Ne bileyim. O zaman. Vokal olarak bana çok çok yetersiz geliyor her zaman yani. Parçanın adı bu yapacak kişi bile hazırlandı. <laughs> ya çünkü şey var hani yani ee tam, tamamen müzikal baktığım zaman hani birçok isimde ben hani bu tarz bu globalde de yani globalde Amerika'da falan da dahi birçok bu, bu tip isimde ben böyle çok yoruluyorum abi dinlerken. Hani keşke olmasa parçada dediğim oluyor. Mesela en, en, en bilindik örnek Trick Trick verebilirim yani Destroyed'den. Hani e, shoutout yapmayıp ciddi verse okuduğu bütün parçaları böyle aşağı çekiyor herif abi. Tamam OG'sin. Sana saygı duyuluyor. Ama öyle kalsam acaba ya yani, ne bileyim. Siz nasıl buldunuz bu arada? Tekrar hani <laughs> Abi uykum mu var çok mu sıkıldım? Uykum olabilir çünkü baya sabah kaçtı Beşte falan uyandım ben Almanya'ya çok bile <laughs> O zaman Katar'ın e, yayınladığı Diğer işe bakalım bu hafta çıkan Albümün tamamını dinlemedim Ali henüz o zaman Katar Maestros Grand Final gel geliyor. Tamam yine viral kısmına geldik. Ben fade'imizi attım. Ee, B-Switch'e kadar bayağı bayıyordu. B-Switch'te keşke C elektronik okusaymış gerçekten bu arada ya chat'te de demişsiniz. Beat Switch'ten sonra hani parça, parça müthiş bir ima aldı. Hani bayık bayık gidiyorken ama işte yani bu beat'e kim girse zaten yani, ortalamanın üstü iş çıkarır yani açıkçası da. Yani bu bir e hakkını verecek MC duymak isterdim ya. Hani Katar bu bu müzikalitenin hakkını verememiş yine yani. kendisinden beklediğim üzere. Kilo Hakan'ı biraz üstü diyebilir miyiz bu adama? Yani çok kıyas kabul edecek bir durum yok ya bence aralarında. Hani beat beat yüzünden bunu playlist e alırım ama açıkçası dür, dürüst dürüst olayım yani hızlıca ilerliyorum. Ee, Almanya'yı aradan çıkaralım. Eee Bit bayağı iyi evet. STK featuring Jeff Flight Mode geliyor. O sıçraş keşke biraz daha uzun olsaydı ya. Şarkının adı Flight Mode. STK ve Jeff. Eee DJ Desu da var zaten. Ali yani boş Together'dan açıyorum tek başıma olsam da e, şu an info ile <laughs> uğraşmayayım yani. Parçanın linkini bırakıyorum ama yani sıkışların Death olduğunu zaten vurguladılar. Prodüksiyonun da onun olması e, çok olası. E, bizim Cenk'le konuştuğumuz ve özlediğimiz Hip Hop 101'lerde konuştuğumuz ve özlediğimiz hani Frank şey Frankfurt'uymuş Stuttgart ekolü kafasında güzel bir iş geldi sonunda tekrar yıllar sonra. <laughs> ya tabii tabi ki bu sadece bu parça limitli değil ama yani e, bayağı baya keyif aldım dinlerken ya. ay e, bilindik bir sample bu arada siz de fark etmişsiniz. Sample'ın bence güzel kullanmışlar ama daha iyi kullanıldığı projeler gördüm. Kanye West'in bir benzer işi vardı. Aynı sample'lar. E, çok yakın tarih değil ama. En iyi kullanım o sanırım bu beatte gördüğüm. Türkiye'de galiba Grogi Kafamızı Yap vardı. Bu sample'da yapılmış hatırladığım hızlıca. Ee, vokaller gayet yerli yerinde. Aranca, aranca geçişleri güzel. Aranca tek geçişler. Scratch'le dediğim gibi biraz kısa bir scratch ama yani o şey pastanın üstteki çilek mevzusu olarak geldi yani. Kulağım arıyordu çünkü geldi yani. Aa evet aynı sample'dan Pusha T ve Jadakiss Goodman var doğru. Geçerli iş bu da. Bu, Alman Almanya bu hafta bizi üzmedi ya. Genelde ağlıyorduk burada. Çok hani aşırı mero. <laughs> Arda Slot. <laughs> en son Emre em kullanmak için bir VIP bireyimizi yaktım ben. <laughs> Üzgünüm. Gerçekten abi hani çok aşırı bu dürüm diril ekolü genelde Almanya'da acı, acı çekmemize sebebiyet veriyordu ama bu hafta 5 e, element iki liste bu yani. 2-3 ekleme haricinde 2-3 ekleme benden. O da bu hafta değil geçen haftalarda çıkan bir iki iş bildiğim. E, bu hafta Almanya bizi üzmeden ilerliyor. Evet uzun süre nasip, nasip kısmet takviminde kalınca <laughs> böyle oluyor. Ee, abi sen Almanya'da bulundun mu demiş Canki. Ya turist olarak evet ama uzun dönem yaşamadım. Hiç. Hani konserimiz falan oldu öyle gitmiştim yani. Parzingo kolay Yasin. Ben ilerliyorum. Sıradaki parçamız. E, Devilish Polo. Vermumt. Sanırım böyle okunuyor. Geliyor. Yok abi buna otorite kullanıyorum ya. Beni hiç çekmeyen bir jano. Globalde de. Türkiye'de de hani yani ülkesi ülkesi fark etmek sizin dili fark etmek beni çekmeyen bir vokal stili bu. Üzgünüm. Yani bayıldım yani kötü manada. Sam Sam Donovan hoş geldin. Yok çok geç kalmadın abi. Yeni başladık sayılır. <laughs> Sabah uyanınca ben de böyle oluyorum. <laughs> <laughs> evet orada işte Smokeman hani bir süre vokalde böyle gittim bir değiştir. Hani hani daha dost şeydi bu illaki e, kesinlikle böyle olması gerekiyor demiyorum, demiyorum ama kulağım de, benim arıyor bunu yani. Başladığı gibi biten tarzı ne olursa olsun alt, a, hangi alt olursa olsun başladığı gibi biten parçalar da var. Hani gerçekten uykum geliyor artık benim ya. Aristo'dan butonda bir iş gelmez hatta dediğim gibi trap metal jarnası, yani ve, e, Türkiye için konuşuyorsak yani Aristo'nun Sakorofun Eru'nun yaptığı tarz dediğim gibi çok dinleyemesem de buna kıyasla daha dinlenebilir geliyor bana. Hani ben screen vocal okeyim ya. Hani. <gülüyor> Yorumlarınıza gülüyorum da. Bir önceki şarkının link yerine bunu attın. Öyle mi? Yasin hemen düzelteyim o, o onu. Kanadı bak berbat ya ben Sakorfu da beğenmiyorum yani Smokeman bizim e, Türk Şeref yayınlarına bakıyorsanız hani haftada bir yaptığımız Cuma günkü haftalıklara bakıyorsanız zaten farkındasınızdır hani. O janda da bana geçmiyor ama hani yani en azından uykum gelmiyor. Sırada. Lent GTA geliyor. Yani bildiğimiz GTA Grand Theft Auto. Yok ben fade attım arkadaşlar. Yani nakarat çok kötü. Hani ilk verse belki kurtarır. Hani ilk verse'deki olay belki ikinci verse toplar. İkinci verse kurtarır diyordum. İkinci verse birin kopyası oldu. Yine demin bahsettiğim aynı flow'la bütün şarkıyı bitirme e ekolü. Beat güzel. Hakkını vereyim. Ama beat'e yazık olmuş. Ve nakarat korkunç yani. Üzgünüm. Uf, Evet, klasik Almanya'ya yakın, yakın yerdeyiz. Hani sadece çiğ köfte yok ama yakınız yani. Şu an aradığımız Almanya'yı bulamadık henüz bu hafta ama <laughs> evet en azından beat güzel diyebiliyoruz. Doğru. Ee, sırada Almanya'nın son parçası. Ee, Hatboy Chado ve Naru Vegda geliyor. Evet, parçamız bitti. Siz nasıl buldunuz? Yer yer sıksa da bence geçerli. Ee, bu arada gerçekten ilk arkadaşın vokal tercihinin <laughs> ve hani flow tercihinin bayağı bir da baby olmasını ben de fark ettim bu arada ilk kez dinlediğim isimler <laughs> kendileri. E Serpent cuma çıktığında bakarız. Bu haftalık global bugün çok şerep yok. Almanya için elle tutulur iş işte, değil mi? Yani ama gerçekten bu da hani Türkiye Türklerin haberi olursa muhtemelen uyarlanacak işlerden biri bu arada bir saniye geliyorum. Siz de parça hakkındaki fikirlerinizi çete yazarsanız sevinirim bu sırada. Selam herkese tekrar. Geldim. Yorumlarınızı okuyayım. Parça fena değil de bence ama açıp dinlemem. Ati Akar üstüne astral beat ile. Part... Nedenmiş? <laughs> kalkmışken bir sürü iş yapacak. evet. evet. Trap sevmiyorum ya. Onun dışında kitlesine hoş parça. Ya ben de hem fikirim ya. Ben trap sevemiyor değilim aslında ama yani olsa da olur olmasa da olur bir parça. Almanya çıtasında fena olmadığı konusunda hem fikrim bu arada. Cenk hoş geldin. Yo din... bugün bayağı dinledik ya ama Almanya'yı bitirdik sen gel... geldiğinde. O zaman zaten çok fazla parça yok. Yani yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 parça var ama Fransa'ya da girelim. Sonra e, bildiğimiz dillere doğru ilerleyelim. O zaman ilk olarak Kobala D featuring Wald Padören geliyor. Evet chatte geç kararlarınızı gördüğüm için fayda attım. Beat güzel, nakarat güzel ve keçi bir nakarat. Muhtemelen e, Fransa'da hit olabilir bu. Bayağı yeni bir iş diye biliyorum. Ama yani normalde fena bulmadığım bir isim olmasına rağmen Kobaladi'nin buradaki vokal tercihi çok kötü bir tercih. Hani gerçekten beni mahvetti. <laughs> Ama beat yüzünden yine de kafa salladım mesela. Yani bu bayağı hani, olumlu bir şey prodüktör açısından. <laughs> ya yoktu orada tam olarak bir detonelik söz konusu değil. Zaten asla tonda değil çünkü Kovala değil. Genel olarak tonda değil çünkü yani. <laughs> hani diğer şarkılarında da değil yani. <laughs> hani o, buna bir yani bunu bir tarz gibi düşünebiliriz yani. <laughs> Oy İlerliyorum ben hızlıca. Evet onda görülmedi hiç yani. Ee, Squadra Triste Realite geliyor. Ee, sizden geç gelmedi ama ben bir otorite kullanıp Artık fade attım burada ya. De çünkü şey hani Parça hani baktığımız zaman 3 dakika 8 saniye ama Bana bir 10 dakika gibi hissettirmeye bayağıdır başladı çünkü yani. Nakarat ve ikinci versiyonu bayağı beğendim. Beat beni biraz sıktı. Hani çok sevdiğim soundlar değil bunlar. Aslında evet çok uzun değil. Aslında 3 dakika ama çok çok uzun geldi gerçekten. Bu, bu da işte vokal tercihinin ve aranjenin e, etkisi. Ha, vokal ter, tercihi ama aranje başarısızlığı diyebilirim aslında yani. <laughs> Makina AC peki. <laughs> yani vasat olsa da olur olmasa da olur ortalama bir iş. Şu an hani <laughs> Almanya'ya gömüyorduk ama Fransa 2'de 0 gidiyor benim için şu anlık yani. Ee, üçüncü parçaya bakalım. Normalde bayağı sevdiğim bir isimden geliyor ama yayında ilk kez dinleyeceğim. Rof featuring Daju Securize geliyor. Evet ben parça çıkışa doğru ilerliyor. Fade'imizi attım. Bu, bu sefer beğendim. Rof <laughs> yine beni üzmedi. Geçen hafta... Geçen hafta demeyeyim onu bayağı... Geçen haftalar önce... <laughs> diye diye düzelteyim. Ee, yaptığımız haftalık global yayınında da... Onun YouTube'a henüz koymamışım galiba. Unutmuş olabilirim. İyi hatırladım. Ee, din, dinleyip bir parçasını hatta... Günün en iyi parçalarından biri seçmiştik diye hatırlıyorum. Fransa'da o hafta hatta şey de dinlemiştik. Amerikan de dinlemiştik Sofyan'dan Ve e, şey var... Bence tadında... Yani en başta gerçekten durum yani hemen yaylı dürüm, iki yaylı duyunca dürüm diril gelecek kafasına giriyoruz ki bende de o beklenti bir an korkarak oldu ama bence güzel toparladılar. Tadju'yu zaten e, şeyle e, adamcağızın ismini unuttum. Soul King. Soul ile yaptığı Türkçe isimli bir şarkısı vardı. Oradan e, ilk ismen biliyordum. Bence nakarata çok güzel okumuş. Hani Rofine işini yapmış çıkmış. Hani benim hep ee, övdüğüm bir isim. Evet meleğim vizyon. Meleğim meleğim. O parça. Onun da nakaratında daha vardı. Amerikan Airlines bayağı iyiydi abi. Hatırlamana ayrı şaşırdım. Yok ben o parçayı dinliyorum ya. Bugünün geçerli işlerinden biri olacak gibi gözüküyor o parça. Ama daha bayağı işimiz var. Amerika'da ve UK'de. Ben Fransa'da hızlıca ilerlemeye devam ediyorum. Rapçi değil abi. Dalcı. Tamam. Ee, Deniz Arslan iyi akşamlar demiş. Deniz hoş geldin abi ne haber? E, sıradaki parçamız. Niska şarj geliyor. Evet sizin geçlerinizi gördüğüm için fade attım ama beni baya yakaladı parça ya. Niskayı, Niska'yı da genelde beğeniyorum açıkçası. Yine şaşırtmayan isimlerden biri oldu. E, gringo Fransız şu ve cümle kurmadan rap yapmaktandı ya şey Niska'yı ben Gringo'dan yaklaşık bir 10 kat falan daha başarılı ve yetenekli buluyorum bu arada. Ve ben, gerçekten bu parça ta, Türkiye'de çalındı şu an yani. yani duyan birisi varsa sizi kapandı çevirmeye çalışıyor, dublaj yapmaya çalışıyor. E, linkini atayım size. Niska şarj parçanın ismi de size linkini atayım ben yine sormuşsunuz. Bence de bayağı hype parça demiştiniz. Yani ben de bayağı bir beğendim. Yani gerçekten Muşta, İstanbul trip, Köksal, başka masaka isimleri geçti. Yani itirazım yok yani. <laughs> Bu haftalık yayın iyi oldu. Yani evet, global bayağıdır yapamıyorduk gözde. Dedim bugün yapayım. Ama izleyici istatistiğimiz biraz beni üzüyor şu an için. partnerlik partnerlik için. Çünkü çok e, kritik bir eşikteyiz. Burada düşürmememiz lazım. Ama işte Türkçe dışında çok da ilgi çekmiyoruz belli ki. <laughs> e, sıradaki parçamız. GSX featuring Buba Pompey geliyor. Bu arada evet ben e, failimizde attım. Çünkü bu da biraz e, baydı beni. Fazla uzun geldi. Markete unutmuşum Berk. Aldım şimdilikste. Eee unuttuğum bir şey çıkarsa hatırlatırsınız zaten. Biz artık Almanya'dan değil daha çok Fransa'dan çalalım bence. Gerçi <laughs> Astral hepsini alıyor adammış. Yani alıcısında güzel parça ama benim uzun süre tahmin edebileceğim eee sanatlar değil bunlar açıkçası. İlerliyorum ee, ilerliyorum ben o yüzden. Ya, kötü parça değil ama alıcısına iyi. Yani alıcısına iyi daha doğrusu hani ben uzun süre dinleyemem. Sırada Soul King featuring Linda Hoyes, Algerino, Franklish, Jennifer Remix geliyor. Evet geç kararlarınızı gördüğüm için fade attım ama Jennifer zaten çıktığında da hit olmuştu. Kadroyu biraz daha büyütüp e, Remix yapmışlar. Ve hani Soul King için, e, bu arada aboneliğimiz var onu bir okuyayım öyle devam edeyim. Sufiu 3 ay boyunca yeniden abone olmuş. Tekrar 3. ayını kutluyor. Prime abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Ken Arkan'a henüz dinlenmedi. Yok dinlenmedi, dinlenmedi. <laughs> ee, evet neden biraz daha para kazanmayalım Deniz? Doğru söylüyor. Düşünce bu ama yani Soul King benim için hani UFO'nun daha iyisi diyebilirim size yani. <laughs> yani çok yakın kafalar ama ben Soul King'i daha... ikisini de çok uzun süre dinleyememekle birlikte Soul King'i daha orijinal buluyorum ya. <laughs> Ve şu an Ali çıldırıyor. Bunu duyan Ali tetiklendi şu an yani. Ama vokaller yine başarılı. Hani, pa... ama canlı bazında benim çok tercih ettiğim alıcısı olduğum bir canlı değil. Kabul. Yani Afro Trap sonuçta. Sırada o zaman Sufyu'nun gelişine denk geldi. Sorduğu parça. Kenar Arkan'la Of şarkının ismi benim sınavım olacak. Onun için şarkının ismini ben okumuyorum. Kenar Arkan'ın yeni şarkısı geliyor arkadaşlar. <laughs> Evet fade attım. D Değil mi Çakar sonunda e, altı, altı orgun görmeyi bekledim ben de gerçekten. Ya Kenny Arkanda'nın ben hep overrated olduğunu söylemişimdir. Fransızca, Hip Hop 101 Fransa yayınlarını falan da izlediyseniz. E, bu arada Malicim 5. ayını kutluyor. Prime abone olmuş. Çok teşekkür ederim kanka. <laughs> Kargalar. Ya girmeyin. Hiç, otopa girmeyin. E, Noize Fransa playlistim, bir, bir dönem Avrupa playlisti vardı Spotify'ımda karışık ama onu ben e, birleştirip şeye aldım. Benim 5000 şarkılık saçma sapan playlistim var ya onu aldım. Ama ayrı bir şey yapabiliriz bir ara. Ya hatta bizim işte düzenli yayın yaparsak list Building yayınları fikrim de var ama. Ya hem DMCA korkumdan hem de <laughs> erteleme uyumdan <laughs> şu ana kadar hiç hayata geçmedi tabii bu yani. E... Şey parçayı beğendim bu arada. Hani kendi arkandayı overrated bulma sebebi hani Türkiye'de şey var ya en iyi kadın kadın MC diyeyim hadi siz tetiklenenleriniz var aranızda. <laughs> en iyi kadın MC sayarken hani bir işte Miss Elliot, iki Kenny Arkana, üç Miss Elliot genelde olmuyor bile orada. Üç kolera, dört Ayman falan şeklinde gidiyor ya hani asla öyle <laughs> o kalibrede bir MC değil yani. Üçü de Miss hariç tutarak. Yani o yüzden overrated. Ee, ama kötü parça değil, kesinlikle. Ya kötü bir MC de değil zaten de, onda biraz biraz... E, Winnipeg'in Fransa ekolü. Hani komplo teorileri... E, daha Dark'la tabii ki daha çok politika ama bir kafa karışıklığı onda da çok fazla seziyorum ben röportajları ve şarkı içerikleri arasında falan. Altun çevirileri sağ olsun tabii ki yoksa. Hani o kadar da hakim ola, olabileceğim bir e, konu değil bu yoksa yani. Yüz 170 bin streami var abi o kadar da çok değil sanki. Ha, eyvallah ama onun bir ara laraj parçası falan fena yürümüştü. Marsilya laraj parçaları ağırlıklı olarak. Bandana yüzünden Müslüman zannedilip özel ilgi gösteriyor gibi geliyor bana. Değil mi Sufiyu biraz? <laughs> ya kendisi Müslüman. yani Zaten kendisinin İslam'a yakın olduğu e, muhabbeti var. Yaşadığı göçmen çevre etkisinde ama yani ya hem bir hem şeriatçılık hani Medine'de de aynı problem var. Bugün bir parçasını şimdi dinleyeceğiz. Hani hem şeriatçılık hem anarşizm aynı bedende biraz zor sanki ya ne bileyim. 4000 şarkılı playlist'ini tavsiye ediyor musun güzel rap için? Ediyorum abi. <laughs> Eyvallah vizyon. <laughs> Tebrik ederim. Avrupa'da evet Avrupa'da biraz öyle bir kafa karışıklığı var. Ya biraz da tabii ki yaşanan toplumun etkisi yani mecbur mecburiyet sanki. Eee o zaman Fransa'dan son parçamız gelsin hızlıca. Black M Ala Bayz geliyor. Kötü değil ama ben fade attım. Bu arada şeyi fark ettim. Sizce de hani kontra bunu her an kopyalayabilecekmiş gibi bir hava var mı? Hem beatten hem vokal tercihlerine kadar ben bunu sezdim. Çünkü <laughs> çok kontra sezdim değil mi? Evet MC agresifliği veremiyor gibi geldi bana da Deniz. Hem fikirim. <laughs> ama hani her an hani kontra çalabilirmiş gibi geliyor parçayı yani. <laughs> Emir görüşürüz kendine iyi bak İyi çalışmalar. Uf. Ya Fransa bu, bugün hani Almanya enteresan bir şekilde Fransa'dan daha az üzdü. Ama yani iki, iki güzel parça var bence çoktan kopyalı denmiş değil mi? <gülüyor> 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 ben şu anlık favorilerimi söyleyeyim. Almanya'da şu anlık favorim SCK Featuring Jeff Flight Mode. Fransa'da şu an için Niska Şarj'la Rof Daju Securizi arasında gidiyorum ee, e, Tabii ki gün en iyisi en kötüsü değil de, hani ülkeleri kapattıkça bunu söyleyeyim diye aklıma geldi şu an Roshi e, Hazel'ı beğeniyorum e, Cool J'ni dinledik geçen hafta ilk kez onu beğendim Ama ikisinin de daha yolu var yani şu ana kadar dinlediğim en iyi parça benim de flight mode bu arada Sagop. Ben İngiltere'ye, UK'ye geçiyorum. Biraz da dirildin, dirile doyalım isterseniz. <laughs> o sonra da zaten Amerika'ya geçeceğiz. Amerika'da bayağı bir parçamız var. İlk olarak ne gelsin? T-Way. UK'ye geçtik arkadaşlar. T-Way Breaking Bad geliyor. Ben fade attım. Çünkü kafiriye katılıyorum. Hani UK aksanı beni de genel olarak biraz yoruyor ve parça hani 3 dakika ama hani yine 10 dakikadır dinliyormuş gibi hissettim açıkçası yani. Hani kötü iş mi? Hayır ama yani ee, görmek istediğim o kadar bu değil ya. Hani beat güzel ama. Luciano fena değil ya Rakşan. Hani çok çok iyi bir sıralama, sıralamada çok çok iyi bir yere koymam ama yani kö kötü de değil yani. Bizdeki örneklerin yanında falan mu muazzam hatta. Biliyorum şakal ya aynı. Hani çeteleri reprezent şarkısı aslında çoğu yani de. Evet gözle beni de yordu. Sırada I Star Disrespectful geliyor. Yine UK'deyiz. Ya yok abi çok çok kötü vokal. Bu da kötü parça. <laughs> ritim ritim daha kaçtı değil mi? <laughs> ya evet şimdi UK'in rock müzik külliyatını düşününce hala e, çok uzaklardayız ama yani şey aşağı Şahin de kalk UK versiyon. ben bunu 5 elementte gördüm valla. Cenk selamlar. Ee, ne diyordum? Ha şey. Ama yine de hani ya İngilizlerin müzikal yaklaşımını ben genel olarak beğeniyorum hani. Kendileri doku katabiliyorlar. Hani janraları ortaya çıkarabiliyorlar yani. Yepyeni şeyler çıkarabiliyorlar. Hobson Amerikalı ya. UK değil aslında. Ama ya aktif değil diye biliyorum şu ara. Ee, i̇lerliyorum. Hızla uzaklaştım buradan. Chip Ten Commandments geliyor. Yok abi bunu da geçtim. Yani ya biz UK Drill'den nefret ediyoruz arkadaşlar aslında. <laughs> ya da bu hafta hiç iyi bir şey çıkmamış. Bu direkt 5 ee, elementteki UK Drill listesinden aldım bunu. UK Drill'i. İngiltere yeni çıkanlardan aldım bunu yani. Ben, <laughs> neredesin Amerika? Geliyor, çok az kaldı. Hızlıca geçiyoruz zaten. Ama yani şu an, yani İngiltere'nin beni Almanya ve Fransa'dan, yani Fransa'dan daha çok üzmesini normalde beklerim de, Almanya ve Fransa'dan daha çok üzmesi biraz garibime gitti yani. <laughs> of beat, bu sizin anlarsınız cahiller. <laughs> evet, sırada... Central Sea Pinging geliyor. Evet arkadaşlar ben fade attım. Çünkü yani bir tatlı katılıyorum ama vokal yine kötü beni çekmedi yani. Üzgünüm. Yani Hobson'un UK ile alakası belki yine saçma sapan göç kararları veriyorsa bir ara Singapur'a mı ne taşınmıştı ya emin değilim. <laughs> ülkede öyle bir tercihle bir ara gitmiş yaşamış olabilir yani. Sıradan evet, evet. diğer diğer dinlediğimiz Ice Star'dan ve Chip'ten çok daha iyi vokal ama sıradan yani. Tayland bu Sufya eyvallah. O zaman son iki UK parçamız geliyor. İlki Fizzler Ahahım parçanın ismi geliyor. <laughs> Evet, her an ban yiyebilirmişiz gibi geldiği için ben durduruyorum. Ama şey değil, ee, iyi vokal, çok tatlı beat ama yani çok kötü bir nakarat tercihi. Yine de şu ana kadar İngiltere'den dinlediğimiz zaten bir işimiz daha kaldı. En iyi iş şimdilik, bu hafta. Siz nasıl buldunuz? Sete bir taraftan yazın. Ben hız kazanmak adına bu sırada parçaya gireyim, sıradaki parçamıza. Ofisa Featuring DBO Take It geliyor. Yok arkadaşlar ben buna da bu kadar tahammül edebiliyorum. Fade attım. Vokaller niye bu kadar kötü UK'de? Yani aksana alışamamakla mı alakalı problemim bilmiyorum ama Gerçi ben Slick Rick severim UK sanatçısı yani baktığınız zaman. <laughs> MF Doom da keza aynı şekilde. Ben yani tamam ikisi de ağırlıklı Amerika'da yaşamlarını sürdürmüş ve yani daha bir e, Amerikan hip hop içerisinde yer almış olsa da sanırım sorun dil değil bence ya. Aksan değil yani gerçekten. Değil Şu, bence de o hisle geldi. O his geldi ya. Bana da o his geldi. Ben ilerliyorum. O zaman e, liriklerimiz gelsin sıradaki parça için. E, e, Avrupa'yı bitirdik. E, sırada Russ featuring Lil Baby Ugly geliyor. Evet arkadaşlar ben fade attım. Ekrana vermelik düzgün bir yer bulayım. Üstüne konuşurken. Ha tamam. Monitörümüz geliyor tekrar. <laughs> Parçayı beğendim ama beat biraz bana da karışık geldi. Ama bunu mixte kurtardıkları için tabii ki hani vokaller asla beatin altında ezilmiyor. Haliyle ezilmesin bir zahmet bu, bu prodüksiyon bütçesine de. Şarkı adıyla klip <laughs> alakasız denmiş peki. şöyle söyleyeyim. Russell Lil Baby'den yine daha fazla beğenmekle beraber ya yaptığı solo olarak diyorum tabii ki düet olarak demiyorum bunu. Çok daha iyi parçalar var. Bence biraz e, aceleye gelmiş bir iş izlenimi verdi bende. Ba bana. Konuşamıyorum bugün yine. Yani. Ya bu parçadan bayağı bir var yani aslına bakarsak. Hani kötü mü? Yani dinlenir mi? Dinlenir. Kötü değil ama yani e, bayağı bir örneği var bunun ya bence. Sıradaki parçamızın liriklerine bakayım ben. Evet güldükler geldi. O zaman sırada Scarlord Let the World Burn geliyor. Fade <laughs> <laughs> attım arkadaşlar. <laughs> Akçay hoş geldin. <laughs> Abi berbat iş üzgünüm ya. Çok kötü iş ya. Of. <laughs> Abi Akçay berbat üzgünüm. Ya gerçekten çok kötü iş ya bak. Bak aramızda konservatuarlı insanlar var. Onlar da fikirlerini beyan muhtemelen birazdan. Gerçekten berbat iş yani. Çok kötü iş ya. Yani bak hep söylüyorum tamam trap metal herkese ge geçecek bir canına değil. Eyvallah ama yani bu da değil abi ya. bu, bu kimseye geçmemeli ya üzgünüm. Gülerken attığın fade attım arkadaşların ses kaydını istiyorum demiş Ozan. Eyvallah. Diyor <laughs> dinleyenler de kötü olduğunu bilerek mi dinliyor? Neden dinliyorlar abi o zaman gerçekten? Ben sıradaki parçamızı bu arada liriklerine bakacağım. Of. Acı çektik yine ya. Sıradaki parçamız ya. Yani hızlıca geçiyorum ya. Gerçekten. <laughs> evet Hüseyin. Vokal kullanımından ağırlıklı olarak ya. Abi Scarlord arkadaşım bu şarkıyı dinlerken çocuk ağladı mı? Ne? Ne? Gerçekten uykum açıldı bu arada. Neyse ben ilerliyorum. Sıradaki parçamız. <laughs> Juice World featuring Young Talk Bad Boy geliyor. Öf, ben fade attım arkadaşlar. Gerçekten çok kötü iş. Bu da çok kötü iş ya. Vokaller kötü, beat kötü. Cringe Fest şarkılarda yine bugün ya. Gerçekten çok yordu Ya her şeye vardı Hüsey Hüseyin Her şeye vardı. Üzgünüm ben yani Bunu da hızlıca geçtim Sıradaki parça Worcester Hip Hop'tan gelecek yani bayağı yeni iş Henüz Genius'a lyricleri gelmemiş onun için kapatıyorum sıradaki parçamızı hmm. JR Writer Featuring Worcester Five9 ''This is not new'' geliyor Yok abi ben fade attım Üzgünüm çünkü bu parçada Royce, Royce da çok kötü bence ee, Yani JR Writer çok kötü ee, Burada Royce da kötü Çünkü beat, en baştan beat kötü zaten Bilmiyorum hani o Ozan katılıyor musun bana bilmiyorum ama Çok bayık beat Yani ''Sonunda rap yayında rap çalıyor mu?'' Burak gerçekten beğendin mi bunu? Ben Royce'u da beğenmedim burada yani çünkü üzgünüm. Beat Arthur Mix rezalet ötesi değil mi? Yani gerçekten. Sıradaki parçamız. Bunun delikleri var. Hızlıca geçiyorum. Tayga. Nigo in Beverly Hills geliyor. Ben fade attım arkadaşlar çünkü şarkı çok kötü. Hani gerçekten şarkıdan dolayı hani banyo yiyeceğiz diye değil şarkıdan dolayı fade atıyorum şu an. <laughs> Çok kötü hani, hakikaten şepte de Liriklere bak, gerçekten ya. Üf. Yani... Üf. Çok bayık şarkı, ilerliyorum ben. Ya bu çok şarkı olduğu için ya çok da uzun üstünde durmuyorum konuşmadan. Hani kötü ise kötü deyip, iyi ise iyi deyip beraber keşfedelim kafasındayım şu an yani. Uykulu olmanın da etkisiyle. Sırada Gel, geldi lirikleri. Sırada Pepperz Cobra Scale var. O zaman gelsin hatta ya. Evet geçtim arkadaşlar. Çok bayık bu da. Değil mi, değil mi Ozan? Bunu senden duymak beni çok şaşırtıyor ama yani gerçekten madem davul koymayacaksın neden Rise Reflex giriyor abi orada? Hani onu koyuyorsan o yani teknik olarak onu koyuyorsan o drop'un girmesi lazım. Ardından da davula başlamamız lazım bizimden yani nerede? Yani. Ya işte bahsettiğim global MC'lerin de aslında aşırı vizyonsuz olması, aşırı tırt olması konusu da burada geliyor. Yani yıllarca Jay-Z vol. 2 olarak zaten ünlendi. <laughs> Sonra Terror Squad'la linklendi evlilik yoluyla falan derken hani ki iyi işleri vardı hakkını yemeyeyim. Pepus bugünlere geldi ama artık yani gerçekten bu ne abi? Liriklerde de öyle çok çok büyük bir şey söylemiyorsun yani siz de görüyorsunuz İngilizcesi yetenler varsa. Yani üf. Ne anlatıyorsun abi bana nasıl bakım vardı ya? Gerçekten Ozan bile davul istedi ya. <laughs> yani çok bayık iş yani. <laughs> Amerika'ya gelelim, Amerika'ya gelelim dedi. Gerçekten bu hafta Almanya'nın Amerika'dan iyi gidiyor olması çok şaşırtıcı. Yok. Our diyor arkadaşlar. Henüz birikleri yok. Onun için kapatıyorum ve parçayı veriyorum. Young Buck Step geliyor. Yok arkadaşlar ben fade attım gerçekten Harlem Shake mi kaldı bir ama <laughs> yani Young Buck bayağıdır hapisteydi gerçi hani hala güncel sanıyor olabilir o yüzden. <laughs> Ve evet yani e, önceki şarkılardan hani şu ana kadar dinlediğimiz en iyi parça bu arada Rasım parçası çok enteresan bir şekilde. Ya enteresan derken hani yani buraya kadar daha iyi bir şey çıkar sanıyordum. Çıkmadı. Ee, e... Tyga'dan, J.R. Reiser'dan, Papus'tan çok daha iyi Young bakın parçası ama yani bu, bunun da aynısından binlerce kez dinledik artık yani. Gerçekten beni çok bayıyor bu işler. Hızlıca ilerliyorum. Of, 15 dakikalık bir iş var gerçekten mi ya? O zaman ilerliyorum. Bir daha bir daha aratacağım ama. Aa yok gelmiş 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 tamam. Eee geliyor. Uncle Murder Rap Up 2020 uh, 20 geliyor. Evet beat switch falan varsa da ben baydım abi yok yeter. Gerçekten böyle gidecek mi 15 dakika bu ya? Ve hani şey 2020'yi hepimiz yaşadık abi ölmeyenler olarak yani anlattıklarının hepsini biz de yaşadık. Bu, bu abi ocağın fokusu mu yok aslında daha vizyoner bir abiydi ama ne olmuş hiçbir fikrim yok yani kendisine. Ya, ama muhtemelen o vizyon yüzünden muhtemelen şey vardır. E, beat switch falan vardır ileride. Aynı beat okumuyordur ama yani neden ben zaten yaşadığım senede olan bütün her şeyi tekrar dinleyeyim? Neden yani? Evet bu, bu da Unrelated diyor gördüğünüz üzere. Sıradaki parçada lirikler olmadan gelecek. Trade the Trust featuring my son. You Know How Become'ın geliyor. Evet e, fade attım ama kabul. Şu ana kadar dinlediğimiz en iyi parça Amerika'da. Rasla beraber ve şey yani neden mix bu kadar kötü gerçekten neden mix bu kadar kötü ya hani yer yer vokal alta gömülüyor çok öne çıkıyor yer yer vo vokal dışında hiçbir şey duymuyoruz abi neden yani siz ünlü isimlerseniz paranız falan da var neden yani ya iki, vo naka iki vokalde nakarat yok aslında bu parçada net bir şekilde de baktığımız zaman yani <laughs> Evet 2000, 2021 yılında hala mix eleştiriyoruz mecbur, mecburen ya. Nakarat yok mantıkenden kastım şey değil yani. yani. yapmış yapmamış fark etmez dümdüz devam ediyor çünkü. Yani flow'da bir değişiklikle onu hissetmiyoruz o açıdan. Kulaklığımdan memnunum bu arada. Yani çok daha iyi potansiyel olan bir parçayı harcamışlar yani. Hani iyi vokaller ama yani mixle ve çok tatlı bir beat var ama mixle mahvolmuş her şey. Ve bir de nakarat mantığıyla. Sıradaki parçamız. Funk Master Flex F featuring Five for Game Time geliyor. Evet. Şarkı, en azından çok az geç çıktı. Ee, sonuna kadar geldiğimiz ilk Amerikan parçası diyebiliriz galiba buna. <laughs> ben beğendim açıkçası. Bugün dinlediğim en iyi Amerika işi şu ana kadar bu. Ve evet hani Fabio Foro'nun e, genel olarak bütün parçalarının çok birbirine benzediği konusunda ben de chatte bazılarınızla hemfikirim. Emirci mi geceler tekrar kendine iyi bak görüşürüz. Yani e, ve bilmiyorum başıma <laughs> bir şey gelir mi linçlenir miyim ama ben e, NY veya da, tabii ki öncelikle Chicago Drill olmakla beraber NY Drill ve Chicago Drill'i hala UK'dan daha çok beğendiğimi söyleyebilirim size yani. E. Değil mi? Değil mi? Just a couple of words. Ya beat baştan beni çekti zaten yani. Ve hani vokallerde sürekli e, tekrarlanan ay 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 işte weekly 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 falan <laughs> na <nana> gibi <laughs> ben şu an random kelimeler söylemiyorum hani bu, buradan bakarak e, Fava Fori'nin e, adliblerini okuyorum. Çok yoruyor bu kısım ama yani yine de en azından rit ritme uyulmuş. <laughs> E, agresyon bize geçiyor. Hani drill'de görmek istediğim şey bu zaten yani. Daha fazlası değil. Duvar kafa atası mı geldi? Yapma Akçay ya. Sırada. Aa burada lirik burada liri açmayacağız. Çünkü şey yoktur. Çünkü biraz underground dünyalara geçeceğiz. Onun için kapattım. Ee, Vinjay featuring Cryptic Wisdom vibe geliyor. Evet. E, parçayı bitirdik. Geç gelmedi. Ya şöyle e, ee, dinlerken biz konuştuk aslında ama tekrar podcast için atarsam YouTube'a e, unutmasam ve e, detay verelim. E, yani, evet Beat'teki e, Sagopa vibe'ı da çok, çok, yani çok uzaklara gitmedi ama ben direkt olarak hani bir e, 2000'den Necro esinlenmesi hissediyorum. Vinje'yi ilk kez duydum ve vokali pek açmadı açıkçası. Kriptik Cryptic Wisdom hep aynıydı. Hala da aynı. Yani 2007'de ne ilk duyduğumda neyse hala aynı. Bir ilerleme görmüyorum ama kötü şarkı mı, kötü vokaller mi? Hayır. Ee, parçanın en iyi yanına karat. Ee, beat de kötü değil bence. Hani ya kötü değil derken şey değil, Çok çok iyi bir beat falan değil ama hani eh yani kurtarıyor. En azından nakarat kısmını da kurtarıyor. Verse'lerde bayağı bayık gidiyor bence yani. Ee, yani Diğer dinlediklerimizden Ya şey değil ben hala e, Funk Master Flex ve Fabio Fora'nın Game Time parçasını Şu an için Amerika'da dinlediğim en iyi parçası olarak sayarım Bugün Rust'la beraber yani Onlara yaklaşamasa da Diğer dinlediklerimizden kesinlikle kat kat iyi yani Kabul Vinjay ve Cryptic Wisdom wipe Atayım linkini size merak eden varmış Sırada e, MBS ve Snowguns featuring Terminology, Easy Money ve Rex Pandemic geliyor. Uf. Arkadaşlar geçtik. Parça bana geçmedi üzgünüm. Aranızda beğenenler, hani biraz boom bap özlediği için beğenenler var ama ben neden beğenmediğimi şöyle söyleyeyim. Bir MBS tırt bir grup. Yani çok kötü vokal ikisi de. Ee, Easy Money uzun süre ara vermişti ama bence çok iyi bir dönüş olmadı. Ee, parçanın en iyisi Rex ve Terminology. Yani tesadüf değil tabii ki bu ama ya yani özellikle Terminology'de çok cringe baller var yani açıkçası. O yüzden Rex, hani son verse'deki Rex parçanın en iyisi derim. Ee, 4 dakika 17 saniye süren bir parça için aranje yok gibi. Hiç kötü. Hani beatlerdeki agresyon, beatteki Snow Guns agresyona ve at, koş, at koşturmasını mı arıyorsun? Neden seni sarmadı denmişti parça çalarken. Hayır, Snow Guns'tan ben 15 yıldır aynı beat'i duyuyorum arkadaşlar, çok sıkıldım ya. Ha ve yer yer vokallerin de beat'in e, beat ihtiyacı olan agresyonu verememesi de benim için e, eksi puanlardan biri. Bence kötü parça. Yani boom bap özlediysek eyvallah. Hani yoklukta dinlenir mi? Dinlenir ama yani şimdi Almanya yine Snowgoss da Almanya çıkışlı aslında bakarsak. Bugün Almanya'da dinlediğimiz diğer iş nerede? Bumbep bazında bu nerede abi yani? Ya yani maalesef hani e, tükenme noktasına geldi. İnsan olarak da çok severim Gunner'ı falan ama. DJ ile Gali. E, ama bu, bu bana geçmiyor ya. Sırada e, ee, dinlemediğimiz bir parça var ama aslında e, bu albüm daha önce çıkmıştı. Bir aksilikler oldu. Tekrar yüklendi ama ekstra parçalarla yüklendi. <laughs> e, ee, Second Generation Wu albümünden Sit, Prema ve inspect Deck Golden, Me Golden Meat Hooks geliyor pardon. Tekrar diyorum Second Generation Wu featuring Prema, Sit ve Inspector Deck Golden Meat Hooks geliyor. Evet geçtim çünkü beat çok sıkıcı. Çok kötü çoplar ya. Uf, ben de ilk kez dinliyorum şu an bunu. <laughs> çok kötü çoplar ya gerçekten. Ve <laughs> chatte şu an hoop hoop spamlanıyor yani. Uf. Ya MC'ler bu arada hani bu, bu parçadaki bütün MC'ler kalibre, iyi kalibrede MC'ler ama yani neden böyle bir, bir tercih ya? <laughs> Intel bro istesen yapardık. <laughs> <Yani. Öf. gülüyor> Çok içim bayıldı benim de evet Sırada Bronze Nazareth ve Leaf Dog Get It Myself geliyor Şu an Underground'dayız Sonra tekrar birazdan mainstream'e gittiğimizde Lirikler gelecek bunların lirikleri çıkmıyor yani Yok abi yani şarkı zaten 6 dakika. 6 dakika boyunca ben Bronz Nazareth'in her zamanki bayık vokaline. Bu arada prodüktörlüğünü çok beğeniyorum. Dum daha doğrusu bir ara bayağıdır denk gelmedim bir şeyine. E, ee, prodüktörünü beğendiğim ama MC'liğini çok meh bulduğum bir isim açıkçası. Yine şaşırtmadı. Bayağı bayık bir var. Ve ah, parça 6 dakika. 6 dakika ben buna tahammül edemeyeceğim ya. Of. Ve yine hani globalde de rapçi vizyonsuzluğu maalesef. Ya abi 1 dakika 35 saniye bize dinleteceğin hiçbir müzikalite yok bu samplingde ya. Niye dinliyoruz abi biz bunu? Niye girmiyorsun ısrarla parçaya ya? Uf. Abi sinir oluyorum ben bu tarz şeyler artık ya. Sırada. Craig G ve Big Bob. Riot geliyor. Ee, bunu da geçtim ben arkadaşlar. Craig G'yi sevdiğim bir MC eskilerden. Yani yine kötü bir vokal tercihi yok ama burada da beat çok bayık ya. Gerçekten burada da beat çok bayık ya. Abdurrahman beat asla değişmeyecek. Craig G 1988'de rap yapıyordu abi. Asla o beat değişmeyecek. Yani. <laughs> Sırada. Bir dakika. Bakacağım bunun sözleri var mı? Çünkü bu biraz underground'dan çıkıyor gibiyiz. Var. Geliyor. Young Dolph Large Amounts geliyor. Yok arkadaşlar bunu da geçtim. Fade attım. <laughs> Çok bayık başladı. Hani bunda da kötü bir bit var açıkçası. Çok bayık başladı ama bir yerde yükselince tamam burada toparlıyor dedim. O toparlaması parçanın 4 saniye sürdü. <laughs> Sırada bakıyorum. Var mı? Herhalde vardır ya. Sırada King Fun Armudan Dangerous geliyor. Evet abi, King Fon öldü öldü. Ee, ben kafa sallayınca beğendim sanıyoruz yani o davullarla beraber gelen bir şey ama ya burada da hani yorucu bir parça ya. Hani tadında aslında 2 dakika toplam süresi ama yani yoruyor beni. Ki King Von'u nispeten beğenirdim. Yani, 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 tamamen müzikal olarak bu yorumu söylüyorum. Hani ölümü bence çok büyük bir kayıp değil ama yani <laughs> tabii ki yani üzücü ama çok çok büyük bir kayıp değil camia ya, ya da müzik için. Ama yani evet hissizleştim gerçekten ya. Of. Abi Musa şu an Emir'e editörlük veremeyeceğim muhtemelen. Yayın sonrası veririm ama. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsunuz birbirinize? Sonra hepimiz uğraşıyoruz. ya <laughs> <laughs> Mali de duyar, duyar kastı şu an. <laughs> ha tamam Musa. Eyvallah. Ya evet ya insan insani olarak tabii ki ölümüne üzüldüm ama ya müzik olarak çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum King Von'un üzgünüm yani. <laughs> Sırada. Ya, ortalama bir parça yani da, demin dinlediğimiz e, bayık underground işlerdense çok daha iyi ama ya, yine de o kadar yani daha bir ekstrası yok. Shadow dinleyemedim henüz. Sırada. Ee, albüm çıkalı aslında bayağı oluyor ama klip yeni geldi albüm çıktığında da bu parçayı dinlememiştik. Dinlemiş oluruz diye aldım. R.A. Dragged Man featuring Immortal Technique Who Do We Trust geliyor. Sadece bir şey fark ettim size onu getireceğim. Abi birebir aynı şeyi mi giyiyor R.A. Dragged bir dakika. Emin değilim. Şimdi Watch Together atacağım beraber bakalım. Sonra parça yorumuna geçerim de bir durdurdum. Kaç yıllık şarkısın sen bir dakika. 2011 tamam 10 senelik parçaymış tamam. Şu şarkıyı hatırlayanlarınız vardır. Bunun klipte Ragutman birebir aynı şeyleri mi giyiyor bana mı öyle geldi? 10 yıldır ne kadar iyi bakmış ona şaşırdım. Evet tamam doğru doğru hatırlıyormuşum tamamdır. Şimdi bir de gelelim parçaya. Siz nasıl buldunuz? Serkan Vietnam veteran şöyle. Ee... Rugged Man'in babası Vietnam'da savaşmış bir asker. Hatta onun meşhur uh, Anka Mumballar parçası vardı ya. Türkiye'de en çok o parçayla biliniyor. Jedi Man düetli bir versiyon daha var hatta. O parça direkt babasının ağzından babasının anılarını anlattığı bir parça aslında Vietnam Savaşı ile alakalı. genel olarak Vietnam babası yüzünden Vietnam'a biraz takık bir abimiz. Ve ama yani şeye geleceğim. Yani Ali beat değişiminde bu kadar takılmayın demiş ama yani kötü bir beat abi ve tek sürekli aynı beat dönüyor hani. iyi bir beat değil aynısından çok var yani. Amerika'da da Türkiye'de de dünyanın neresine gidersen git o beatten çok var ki normalde Tone Spliff benim beğendiğim bir isim. Ee, bit yapan. Ee, Immortal de Rugged Man'de yani aynı parçadan bu arada şakasız aynı parçadan 20 tane falan yaptılar muhtemelen yani ben çok sıkıldım aynı şeyleri dinlemekten. Lirikal manada da yani. Ya Frontlines'daki diriklerinle aynı lirikler. Immortal abim yani. Diabolik'le yaptığın, 50 sene önce yaptığın parçadakiyle birebir aynı neredeyse. O oh, aynı Hinduizm mevzusu, burada da giriyor. Chemtrail mevzuları falan. Yasin çok bir şey kalmadı. Çok bir şey kalmadı merak etmeyin. Evet Yasin, hani o, o konuda şeyden hemfikirim. 10 yıl aynı bedeni giymek ve 10 yıl o kıyafeti şapkaya kadar çünkü hepsini sürekli eski dişi yenisini yaptırıyor olamazsın herhalde yani. Ee, müthiş, müthiş, özveri ya. Gerçekten hiç pes etmeyecekler. Hep aynı şey ya. Ben bu sıkıldım. Yani istedik, abi bu isimler efsane isimler olsunlar kendi çaplarında ki ben Immortal Tekniğin efsaneyle bayağı bir tartışırım. Üzgünüm. <laughs> yani çok katılmıyorum o fikre. Yani... Çok sıkıldım ya. Bakalım sıradaki parçamızın sözleri var mı? Bari sen üzme be abim. Var. Evet yine ben üzgünüm demeye başladım. <laughs> Sırada Davis Child of the Ghetto geliyor. Öf, öf demese benim parça uzunluğu. Gerçekten yani e, 5 dakika 45 saniye kavga görüntüleri ki çok cringe yani o şeyler. Girişte bu parçanın çıkışında da e, kamera arkası olarak çekim onun çekim aşamalarını koymuşlar. Abi kim size bunlar iyi fikir diyor. Arkadaşlar ya gerçekten ya. ya çok cringe bir çok cringe ve yapay Flash TV logosu aradığım bir kavga sahnesi o. Yani artık salsanız mı biraz daha vizyon, oyunculuk falan mı kasılsa? Ben mi çok şey istiyorum? Bu arada hani beat kiminizi yordu? Benim sevdiğim bir beat tarzı. Hani mesela aynı benzer kafa bir sampling'i hani ben şeyde yaptım. Tabii ki beat'in davullarının falan hani tarz olarak alakası yok da mesela Goki de yapmıştım. Goki de mesela beğenen çok seviyor, beğenmeyen çok kötü beat falan diyor mesela ona. Biraz Swiss beats'te de bu kafa çok vardır. Hani benim sevdiğim bir sampling tekniği. Ben bu beat'ten sıkılmıyorum mesela ama kimi insan da çekmiyor. Hani bu biraz e, tercih meselesi galiba. Eee <laughs> Uzunluğu haricinde, keşke daha kısa olsaydı ama, ama ya, uzunluğu haricinde ben bu parçaya okeyim ya. Bugün Amerika'dan dinlediğimiz sayılı iyi işlerden biri oldu. Bu cümleyi kurduğumu artık inanamıyorum ama gerçekten. Hmm. Evet parça uzunluğu tadı çok kaşırdı ya. Sırada bu vardır herhalde bu da artık Genius'ta. Ama gün, yani günün geçerli işlerinden biri diyebilirim uzunluğu haricinde. Bu çıkalı oluyor aslında bir aydan fazla ama galiba. Biz yeni yapmadığımız için dinleyemedik. ilk kez dinleyeceğiz. Beni Hannibal geliyor. Evet. Hop. <laughs> Şimdi. Fena olmamakla birlikte şöyle bir sıkıntı var. Siz de chatte fark etmişsinizdir ya Winnipeg ya 15 yıldır aynı Immortal Technic ve Rugged Man için söylediğim şey aynı onun içinde geçer aynı flow ya aynı anlatılar bunun da dilikleri bu arada Nagire ile uğraştığım için e, kaydırmayı unuttum kusura bakmayın <laughs> e, ve şey var beat mesela e, yani Nakarattaki sample shoplar çok tatlı ama verselerde biraz bayıyor beni ve dümdüz aynı flow'la şarkı bitiriyor Vinipes hala 20 yıldır yani ve bence de hani Vinipes de hani çalışacağız sayının albümünde vesaire hani bu çok da gömüleceğim bir MC değil ama hani Türkiye için konuşursak Overrated'ın birebir karşılığı Winnie pezdir abi hani dü kendisi bile ya dünyanın neresine giderseniz gidin herhangi bir insanı sıralamasında Eminem'in arkasına falan gelmiyorken Türkiye'de bir Eminem iki pes falan diye hani MC sıralıyor insanlar çünkü. Hani Vinipes'e Allah zannediyorlar ya. Hani <laughs> ya Türkiye'de öyle bir sıkıntı var yani. Hani mid diyebileceğim. Düz MC ya hani kötü de değil ama müthiş falan da değil yani. Ya Vin'in altyapısı ya şöyle albüm e, yani sahaya daha çok şey biliyor. Bana henüz herhangi bir kayıt gelmiş değil. Hani e, çift çift CD ee, çift CD olacak ve bu bir, bir CD'de aynı şarkıların farklı var versiyonlara. Bir CD'de Lobby, bir CD'de ben olacağım gibi bir durum var galiba ama ben de yüzde %100 emin değilim. Sahaya açıklar detayları ya netleştikçe. Hala isimlerle falan konuşuluyor çünkü. Hani ben yalan bir şey, yalan yanlış bir şey söylemeyeyim yayında yani. Hani yanıltıcı bir şey söylemeyeyim yanlış beklenti yaratmak adına. Ee, yani kötü parçamı bugün dinledik, dinlediğimiz birçok işten iyi olmakla beraber yani klasik Winnipeg aynı şarkıdan 15 tane falan yaptı ve dinledik yani. Sırada. Rusty Jux, Rap For Real geliyor. Ben bunu dinlediğim için bir bu arada ihtiyaç muhası vereyim siz dinlerken. Evet parça bitti. Bu arada parçanın yorumuna geçmeden sizin aranızda ben e, modaya molaya gitmişken e, Geçen diyaloğu gördüm ya yani şey cheese steaks parçasını diyorsun cheese steaks İlhan İrem sample gibi bir yanlış bilgi var, benziyor hani aynı yürüyüş ama şey onun orijinali adamın ismini unuttum iyi mi? Discord kanalına bırakırım bulunca ya sorun değil ee, o aslında bir library plaktan kesilmiş sample yani muhtemelen library olduğu için zaten anonim telif, telifsiz olduğu için muhtemelen çok kişi oradan onu alıp üzerine yürüdü İlhan İrem'den daha eski o parça diye hatırlıyorum çünkü ben. Ron bir şey. Ya da Ron bile olmayabilir. Neyse ya. Evet. Cheese Steaks parçası ama İlhan İrem değil o. Hani çok benziyor ama İlhan İrem'den direkt bir sample değil o yani. Ee, Zeyn Beat Discord kanalımıza gelip sizden gelenleri bırakırsanız Cuma'dan Cuma'ya demolarınıza da bakıyoruz. Beatlerinizle demolarınıza. şey parçaya gelirsek evet bütün Golden Age ve Old School referansları tatlı güzel güzel referanslar ama şey var ee, bu parçanın da en büyük sıkıntısı şey Rusty da benzer temada birebir tema olarak diyorum hani çok o kadar parçası var ki yani onda daha büyük hani konu sıkıntısı biraz hissediyorum ama yine de dinlediğimiz birçok Underground MC'dense çok daha iyi, iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Hani underrated'ın karşılığı diyebilirim. Hani onlar kadar dinlenmiyor belki ama Rasicuks hani şampinin elinden geçtiği belli bir isim ya. asla o Punchline seviyesini falan göremediğiniz ama hani biz de en az 7-8 parçada çalıştık. Sadece ikisi falan çıktı gerçi de. Ee, or oradan da biliyorum. Hep hep aynı tema anlatılıyor. Yani sürekli işte hip hop'ta şunlar vardı. Şunlar beni büyüttü. Ben şundan ilham aldım. Ha tamam abi. Hani üf. farklı bir şeylerden de bahsedelim artık. Hani bunu görmek istiyorum ya. Ha ama bugünün iyi parçalarından biri bu. Zaten bugünün son iki parçasına geliyoruz. Ee, huh. Supreme cerebral, this side geliyor. Evet, fade attım. Çünkü yani yine ortalama üstü bir iş kabul. Yani vasatın üstü. Ama çok iyi bir iş mi hayır? Playlistimi alır mıyım hayır? Ee, ya beat biraz bayık. Ee, ağırlıklı olarak bunun etkisi. Ama e, Supreme Cerebral baya kaç oldu, kaç senesiydi? 2012-2013 falan gibi ilk böyle bir bloklardan e, bloglardan albüm indirdiğimiz bir dönem vardı bizim yabancı albümlerde. Underground bazında asla ulaşamadığımız. O dönemde dinlediğim halime, haline göre baya bir ilerletmiş. Bu açıdan takdir ettim yani. Ee, Just a couple of words demiş ki abi sende de artık rap'te bir anlatacak ders sıkıntısı var gibi geliyormuş. Şarkılar güzel ama çoğu aynı meseleler gibi Sanmi o yarım kalmış yarım. Ha sanki tamam düzeltmiş. Ee, ya genel olarak rap müzikteki bu yüzeysellikten zaten çok sıkıldım. Yani globalde de Türkiye'de de yani işler birbirinin kopyası, sound'lar birbirinin kopyası. Artık hani çok çok kişi biraz şey writers block mevzusu vardır hani. Eee ekşi sözlükten bile bakabilirsiniz hani bir terim. Ya tükenmişlik hani yazamama sendromu diyebilirim size kabaca. Yani çoğu kişi de ben bunu çok hissediyorum. O kadar zorlama dilikler var ki yani bugün Terminoloji'nin şarkısındaki hani bir şey biz koronadan önce de maskelerle geziyorduk sözünü Türkiye'de biri yazsa gülüyorduk ya yani. Ki Terminoloji çok sevdiğim bir MC bu arada yani. Yani üf. Ya ben ölen rapçilerin yerine çok kişiyi ko <laughs> koyamadım ya. ya. Punchline çok ben punchline dinlemek istiyorum ki terminolojiyi severdim ama mesela şampiyonun yerine birini koyamıyorum yani. Ya da bugün inspect dinledik altına koyulan beat'i duydunuz yani ölüyorduk burada. Yani Bilmiyorum biraz daha titizlik mi gerekiyor bilmiyorum ama yani mainstream'de gerçi underground'a gittik diyelim hadi bunları gördük ya yani mainstream'e bakıyorum daha da kötü işler yani. ya bu pandemi etkisi de değil. Ben hep söylüyorum ya ben hani yaklaşık 3-4 yıldır zaten eski tadı alamıyorum ama artık hani yayınların da etkisinde her çıkmış her şeyi dinlediğimiz için yerli ve yabancı çünkü normalde es geçiyordum hani bilmediğim birini. Artık iyice şey hissi geldi bana. Hani acaba ben rap müzikten tiksinmeye mi başlıyorum hissi geldi yani. Hip hop kültürünü hayatımıza adadık yani. görüyorsunuz her şeyi. Daha önce arşivlerimi, albüm arşivimi, plak arşivimi falan da gösterdim ama yani maalesef hissim bu şu an yani. Ülkemizde bir de hani ülkemizde sadece müzik değil ülkemizde rapçiler de çok vasat. Hatta vasat demeyeyim ona. Vasat çünkü ortalama demek. Hani ya genel olarak zaten çok üst düzey yetenek çıkmaması bazen vasat doğru kelime ama çok abam, çok sığ. Genel e, kültür düzeyi olarak yani bu bu da çok büyük bir problem Türkiye için. Son parçamıza geçeyim ben bugünün. Ah pardon, son iki parça bir de izi almıştık. Ee, o zaman son iki parçamız geliyor. İlk olarak Nick Caution featuring Denzel Curry Bad Day geliyor. Parça bitti. Ee, ya görsel tercihi gerçekten hani epilepsi krizi olan şu an öldü muhtemelen yayında yani. Bende de epilepsi yoktu normalde şu an itibariyle o hastalığa sahibim. <laughs> ee, şey beat çok tatlı. Beğendim. Ee, Denzel Curry bayağı iş çıkarmış yani flow, flow yakalıyor. Sonunda bugün hani Amerika'da Normalde ben bu cümleyi Almanya için çok kurardım. Abi iyi bir şey çıkmıyor mu sizden falan diye. Bugün Amerika rezalet gelmiş yani gerçekten. Bugün Amerika playlistinde de güzel bir şey dinledik sonunda. Yani güzel birkaç şey dinledik de hani bir tane daha eklendi sonunda yani. Tamamdır Shadow. Ama yani şey nakarat, nakarattaki fikirler benim çok hoşuma gitmedi. Hata var mı? Hayır tercih. Ama yani biraz parçanın nasıl diyeyim parça parça çok vites düşürüyor nakaratta bence. Hani tekrar çıkıyor mu çıkıyor ama yani o çok bir e, kopuk hissettim yani verse'ler ve nakarat arasında. Ama yine de bugünün geçerli işlerinden biri diyebilirim ya. Şarkı adı nedir? Nick Caution featuring Denzel Curry, Bad Day. Linkini vereyim çete. Ee, Zayn sample bulmak için yani bir kıstas gerek yok ya. Yani şey illa plak olacak illa şu olacak diye bir şey yok. Her yerden sample bulabilirsiniz. Hiç problem yok. Ama tabi şey var. Radyoda dinlediğiniz eğer çok alternatif müzik çalan bir radyo değilse ya bir dönemin ekseni falan gibi ee, ya sen, sen yakaladığınız sample muhtemelen baya hit olacak ve o hit, hit de sizi muhtemelen telifini almazsanız baya ağlatır. Aynen. Ya yani onun için radyoyu tavsiye etmem. Yani ama yoksa hani radyodan sample alınmaz diye bir e, kural yok kendi aramızda <laughs> prodüktörler arasında. Ee, sırada Mercury's All Folks Home geliyor. Benzino dismiş. Günün son parçası. Bunun liriklerini de aramıştım çıktığı gelmedi. Hala. Tamam tamam fade attım ben. Ee, ya şey var. Çok kötü bir dismi. Hayır. Ama dediğiniz gibi ben hani, Türkiye'dekilerden iyi. Ya Abdurrahman bu nakaratı duymuş olman normal çünkü şey e, beat'te de zaten bir Eminem vibe'ını alıyorsun. Hani bir şey biraz deforme edilip hani özellikle benzin odislendiği için hani bu alıntılarla bu referanslarla süslenmiş. Ha, flow bazında da e, beat bazında da bu hissediliyor zaten. E, ve ya şey Mercury's Birkaç isme çok benzetiyorum bana Arda buradayken Logic'i sormuştu. Hani Logik o kadar değil diğerlerinin yanında en azından daha sağlam bir kariyeri var da hani Future Joyner döneminden beri Joyner Lucas, Mercury's gibi isimler. ya yani Sürekli çıkmış bir parçanın remixini yaparak veya işte birileriyle beef'e girerek. Hani Türkiye'den de çok ya, remix yapma kısmı haricinde Türkiye'den de çok bildiğiniz bir e, durum bu. Anlamışsınızdır yani. <laughs> Konuşamadım ama çok bildiğiniz bir durum Türkiye'de de bu. Hani tamamen bu, bu, şekilde ilerlediler. Yani Mercury's Panda'ya remix yaptı. Ee, çocuğun ismini unuttum Panda'yı yapan. Aa, kafa gitti. Uykusuzluk. Kimdi? hatırlasanız ya unuttum. Designer, 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 designer. Ee, mesela diz, Mercury's Underground MC iken ki Underground'da fena olmayan bir MC'yken, iken Snake Ripper'larla falan e, sıklıkla paslaşmasını görüyorken Panda Remix yaptı ve dizaynları disledi. E, Joyner Lucas da aynı şekilde biri bir parça yapıyor. Aynı beat'in üzerinde aynı kişinin flowuyla ile aynı kişiyi disliyor falan. Bu çok bayık bir hareket ya. Yani öf, Mercury's de aynı kafada. Dex de aynı kafada. Aynen Abdurrahman. Dex de kesinlikle aynı kafada. Yani burada tabii ki hani Benzino'yu dislemek e, belli ki aralarında bir şey ben kaçırdım bu beef'i. Aralarında belli ki bir şey dönmüş olabilir ya da Mercury's Eminem'e yanlıyor olabilir. iki ihtimal var. Hani çünkü yani The Source dergisiyle ve Benzino'nun ile uğraşacağını kendi kendine zannetmiyorum ben açıkçası. Ama yani Mercury's bayağı global ün kazandı ama bunu tamamen bu şekilde kazandığı için yani çok ciddiye aldığım beef'ler değil bunlar açıkçası benim yani. Ee, çok kötü bir parça falan mı Hayır kesinlikle değil ama yani Bana sevimsiz geliyor bu Bu olay Ya çünkü parçalarda da bir şey yok yani Ben Joyner Lucas falan da çok uzun süre dinleyemiyorum bu yüzden Günün ee, en iyi işlerine gelirsek Bütün dinlediklerimizden seçersem ben Günün en kötü işini herhalde ee, Bakıyorum ne dinlemişiz diye Tekrardan bir o kadar çok iş var ki. Galiba maalesef üzülerek J.R. Writer'ı featuring Royce the Five'dan This is not new'u seçerim. İngiltere'deki şeyleri saymıyorum bu arada. Hani daha offbeat e, drill rapper'ları saymıyorum bu arada. Kesinlikle. <laughs> ben de en iyisi. Ee, şey... Yoksa üçünü de oradan seçerim muhtemelen. Hani Amerika'dan seçeceğim günün en kötüsünü dinlediğimiz parçalar bazında. Günün iyi işlerinde ise şaşırtıcı bir şekilde ben hala eee SLK featuring Jeff Flight Mode diyorum. SLK ve Jeff'in Almanya'dan gelen parçası. Bugün Alman bir Alman, hani şey gibi düşünün şu an yaptığımız şeyi normal şartlarda. E, Nette'den günün en iyi parçasının çıkması gibi düşünün haftalık yayınlarında. Hani bir kere seçtim ben öyle bir şey. Berbat bir haftaydı. Ve ben orada tamamen e, Türk olmayan siyahi bir arkadaşımızın, Nijeryalı bir arkadaşımızın e, birçok Türk rapçiden daha iyi Türkçe kul kullanmasını düşünerek o <laughs> şey yapmıştım. NetD'den en iyisi seçmiştim hatırlıyorsanız. Ya, Katar ya Katar'da şöyle. Katar'ın beatini günün en iyi beatlerinden biri olarak seçerim ama yani üstünde Katar var abi. Yani çok da yükselemiyorum. Geldiğimden beri en keyif aldığım iş Bad Day oldu demiş. Onu da ikiye koyarım bu arada. Hani güldüğüme bakma onu da ikiye koyarım yani. Nick Ocean Future Denzel Curry Bad Day'i ikiye koyarım. Üçe de illa bir şey seçeceksem yani uzun olması haricinde herhalde Davis Child of the Ghetto e, Funkmaster Flex ve Five of Game Time'ı arasında gidip gelirim diyorum. Yani. Ama bugün çok iyi bir gün değildi açıkçası. Yarın Hip Hop 101 olacak Cenk'le. Onun sınavları bitti. Ee, Almanya'yı yarın kapatıyoruz muhtemelen. Hani neler kaldı derseniz M.O.R'a gireceğiz. Ee, ben Batı Berlin'in temellerinin atıldığı oluşuma gireceğiz. Yani bol bol kul savaşı, Fuat konuşulacak harika olarak yarın. Ee, sonrasında günümüz repçileriyle Almanya rapçileriyle Almanya'yı kapatacağız muhtemelen. Ama şey var. Abi yayın, yayın, yayın diyorsunuz. Türkçe rap olmadıkça <laughs> o beklediğimiz kalabalığı göremiyoruz ki ben şeyi de söyledim abi bakın partnerliğin eşiğindeyiz istatistiğimizi sağlam tutmamız lazım gelin ki hani sonra bana şey diye siz ağlıyorsunuz abi 720 p seçeneği var izleyemiyoruz diye siz ağlıyorsunuz bunu dediğim gibi burada olanlar için değil podcast'te tekrar dinleyecek olanlar için söylüyorum yani siz bilirsiniz hani bana bana fark etmiyor. Bana yatan <laughs> Twitch'ten yatacak olan hala bekliyor. Ee, parada bir değişiklik olmayacak partner olunca. Siz daha rahat yayın seyredeceksiniz. Tek fark bu yani. Yok yok abi burada, burada olan arkadaşlar alınmasın diye girdim zaten. Ee, Cuma günü yine haftalığımız var. Cumartesi pazara kafamıza göre bir şey bakacağız ya. Hani dediğim gibi benim için izleyici sayısının çok önemi yok. Siz e, bazen verilen bazen verilmeyen e, yayın kalitesinden etkilenmeyin diye ben kendimi yırtıyorum yoksa partnerlik çok, çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası yani. Ben bu arada raid'i başlatayım. Gelen bütün arkadaşlara ve moderatörlerime çok teşekkür ediyorum. Arda hoş geldin tekrar. <laughs> Kimse inanmadı değil mi Drak bu arada? Ee, çok teşekkür ederim. Serkan abiye gidelim. Ben raid'i başlattım. Bir selam söyleyin. Hop invalid username mi? Çünkü evet öğlerle yazmışım. Bir dakika başlatamadım raid'i durun. Heh, tamamdır. Bu sefer raid'i başlattık. Selam söyleyin. Eee dediğim gibi yarın akşam muhtemelen 9.30-10 gibi biz görüşürüz tekrar yayında. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Ben baskını yapıp yayını kapatıyorum. Yasin bir 10 dakikaya bakarım Discord'a bu arada. Kendinize iyi bakın.